bugün. Lahmacun poğaça yapacağız bugün ilk. Lahmacun poğaça biz odada tartıştık böyle. Konuşuyoruz şefler ne yapacak, onu mu yapacak, bunu mu yapacak böyle toplantıda konuşuyoruz. Böyle pizza gibi bir şey mi? Hamuru poğaça hamuru. Ama pizza gibi değil hani o pizzalar değil. Olur ya küçük küçük pizzalar. Yok ondan daha büyük düşünelim. Evet. İçi lahmacun içi. Yani bir poğaça büyüklüğünde diyelim. Hamuru da poğaça tamam. Ama görüntüsü lahmacuna benziyor. Ama tabii ki lahmacun kadar hamuru ince değil. O zaman hemen bir girişelim neler var onda. Tamam. Biz odada bilememişiz. Mustafa bak bizim düşündüğümüz şey değil. Ama bu da güzel bir şey galiba. Önce ben hamurunu hazırladım. Evet. Bir su bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı yoğurt. Bir tane yumurta, tuz. Bir tatlı kaşığı da instant maya. Bir çorba kaşığı da toz şeker aldığı kadar unla bir poğaça hamuru yani mayalı bir güzel poğaça bir hamur hamuru yapıyoruz. Bunu başka biraz yerlerde tabii, de kullanabilir tabii, miyiz tabii, her yerde bir poğaça hamuru olarak kullanabilirler mayalı poğaça. Ben onu bu şekilde biraz tabii dinlenmesi gerektiği için biz programdan önce hazırladık. Böyle bir rulo haline geçireceğim. Sonra şu bunu bizim mutfak şeysi taşımız çok güzel bir taş. Evet. O kadar güzel ki temizliğe de çok iyi geliyor. Şöyle ben onu uzattıktan sonra bir bıçak yardımıyla dilimleri ayıracağım. Güzel. Şöyle biraz eşit olsun istiyorum. Birer parmak şöyle kesiyorum. Yaklaşık 15-17 tane kadar çıkıyor. Şöyle birer parmak birer parmak. Dilimledikten sonra tepsimi yağladım. Bunları bu şekilde tepsimin içerisine şöyle alabilir miyim tepsiye tamam, göstermek gel. İçin. Şu şekilde kestiğim tarafları dışta kalacak ve şöyle bastıracağım. Önce bir pişecek mi bu? Hayır pişmeyecek. Şimdi ben buna bir iç hazırlayacağım. Bir lahmacun içi gibi. Evet. İsterseniz hazırlayayım ben onu sonra devam ederim. Burada 250 gram kadar kıymam var. Altta evet. İki tane sivri biber. Böyle bir kalsın yaklaşımın domateste ikisinin aha rengi bir şey var. Şöyle yapayım. Kıyma var ha. Evet. Charleston biberi doğradım ince ince. Sivri evet biber de olabilir. Bir iki tane domates domatesin büyüklüğüne göre. Maydanozumuz var. Burada bir tane kuru soğanı biraz ben tuzla ovdum önceden. Evet. Onu ekliyorum. Güzel bir içmiş yalnız. Tuzla için olduğum için tuz eklemiyorum. Biraz kimyon. Burada arzu ederlerse şey de kullanabilirler. Pul biber falan da kullanabilirler. Baharatların en güzeli kimyon benim için. Evet, karabiber. Oh. Hatta biraz daha kimyon. Ya çok güzel bir iç yalnız bu. Onu iyice yoğuracağım. Birbirine kaynaşmasını sağlayacağım. Bak böylelikle Sibel bizim biraz yufkalı lahmacun içi de böyle olabilir. Hı. Bunu böyle hazırladıktan sonra iyice. Tabii evde biraz daha yoğurabilirler. Tamam. Bundan sen biraz bir tane göster sonra yoğurursun. Bir tane göstereyim tamam. Şöyle alıyorum bir top. Tamam. Şimdi bunun içerisine mesela koyuyorum. Koyduktan sonra tekrar böyle bastırıyorum. Hmm. Hazır. Hepsini bu şekli verdikten sonra pişiriyoruz. Bu poğaça hamurunun şeyini ekranda gördük mü yönetmenim Altocu? Gördük. Tamam. O zaman ben şu elimdekinin ne olduğunu hemen söyleyip konuğumun yanına geçiyorum. Bunu bir züccaciyeci diyeyim yurt dışından gelen bir mağaza. Türkiye'de dükkanı açtılar burada. Orada bir şeyleri karıştırırken buldum. Sonra arkadaşlara sordum bu nedir diye. Bu evde mesela bitki çayınızı ne içmek istiyorsunuz? Yeşil çay bir karışım yapıyorsunuz diyelim ki. Veya sırf yeşil çayınızı. Kendi özel çayınızı. Bunun içinde taşıyorsunuz. O nasıl oluyor? Şöyle arkadaşlar bir yakından görelim. Şöyle. Bakın. Bunun da ağzı açılıyor. Şöyle. İçine ben evde benim bir özel çayım var. Böyle ödem attırıcı falan bir çayım. Onu böyle yapıyorum. Bu da kabı. Çantamda bu şekilde taşıyabiliyorum. Bunu çıkarıyorum. Bunun içine ne karışım hazırlarsanız. Gittiğiniz yerde bir sıcak su istiyorsunuz. Ve sıcak suyun içine bunu daldırıyormuşsunuz. Çok hoşuma gitti. Çok pratik, çok güzel bir şey. Nasıl? Harika. Değil mi? Bakın rengi yavaş yavaş çıkıyor. Süper güzel bir şey. Benim çayım burada demlene dursun. Ben yazacağım
Şunun da bir fotoğrafını çekeyim. Bir dakika, hem çalışıyorum hem gördüğünüz gibi. Evet, fotoğrafını da çektim. Bunu sosyal medyada paylaşacağım. Güzel bir şey. Çayınızı çantanızda taşımak isterseniz nefis bir olaymış. Ben tesadüf eseri buldum. Sibel, bir tek masadaki şeyleri söyleyemedik. Kime ait? Onları buraya getirsen istersen. Burada şimdi Sibel'den sonra gösterelim. Sibel'cim ne yapıyorsun? Şimdi semiz otundan güzel bir salata yapacağız. Sibel, S harfi söyle. Sibel, Sibel, Sibel. Semiz otumuzu ayıkladık. Kalın sap kısımları bir de alıp yapraklarını, evet, mis gibi de koktu. Burada istedikleri bir pirinci, hani sağlıklı olsun diye kepekli pirinç var şu an marketlerimizde. Siyah pirinç var, isterlerse jasmin pirinç, osmancık pirinç, hangisini isterlerse bir çay bardağı kadar haşladık. Bunu ayıkladığımız, temizlediğimiz semiz otunun üzerine istedikleri miktarda... Bir pirinç çeşidi var marketlerde. Siyahı, evet. Yaban kepeklisi, işte o kadar çok çeşit var ki, jasminlerin de çok çeşitleri onlar var. Onlar da evet, çeşit çeşit. Şimdi ben koydum, evet. Üzerine közlenmiş iki tane kırmızı biber ama arzu eden üç tane de ekleyebilir. Yerleştiriyorum. Mantarlarımı 400 gram kadar mantarı limonlu suda önceden haşladım. Daha sonra onları istediğim irilikte doğruyorum. Üzerine onu da yerleştiriyorum. Burada. Hatta tekrar birazcık daha pirinç ekleyebilirim. Bir kat daha. Bayağı güzel bir öğün oldu. Evet. O yüzden de ben daha şey yapmak isterlerse kepekli pirinç de kullanabilirler. Bayağı böyle burada, hani gittiğiniz öğlen yemeğe gittiğiniz bir yerlerde salata istediğinizde böyle, evet, kocaman salatalar geliyor. Cevizimizi ekliyoruz. Bu iki ya da üç kişilik olabilir. Daha da üç kişilik, evet. Şöyle cevizimizi ekledikten sonra burada ne yapıyoruz? Bir salata sosu hazırlıyoruz. Zeytinyağımız var. Biraz limon suyu istediğimiz miktarda. Biraz karabiber. Şöyle kaşığın ucuyla ve tuz. Bunların karışımından bir salata sosu hazırlayacağız. Bunu iyice karıştırıp tuz eridikten sonra salatamızın üzerine dökeceğiz. Gayet sağlıklı yaz aylarında, evet, böyle hafif yemek yemek süpersin isteyenler için güzel bir salata. Evet, şimdi şurada küçücük bir şey gösterip reklama gitmek istiyorum. Bir izleyicimiz Arife Hanım. 5 yaşında torununa bakıyor. Bizim izleyicimiz bana güzel bir mektup yazmış. Şöyle şunları şuradan atıyorum. Şunları buraya koyuyorum. Nefis şeyler yapıyor. Bunları satmak istiyor. Arife Hanım'ı ara yayından sonra paylaşılmasını isterse satmaya başlamış. Düşünmüş ki satayım ben bunları. Çok da güzel yapmış. Çatalca'da kendisi. Eğer izin verirse bunları Facebook'ta yayınla. Telefonunu koy. Ha belki Arife Hanım Çatalca'da sipariş alır. Tamam mı Ececiğim? Onu yapalım. Çok güzel olmuş çünkü. Arife Hanım, bu şişenin altının kesilişi gösteriliyor internette. Biz de yaparız burada. Çok güzel mumluklar hazırlanıyor. Şişe altı böyle bir ip sarılıyor falan. Kesiliyor. Biz yapalım da gösterelim. Mumluk oluyor. Hani bu da çok güzel olmuş. Havlun da güzel.